Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü mavzuyumuz tazalık. Aylana çöre dedi. Tabiatını, mahalleni, uyunu, köçeni tazalığa itibar verişlik hakkındaki mavzuyken buradalar. Tazalık degeni bizi dinimizde büyürülgen en katta amellerden biri. Allah subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'de Euzu billahi mineşşeytanirracim. İnne Allaha yuhibbut tawwabin ve yuhibbul mutatahhirin. Elbette Allah subhanahu ve teala köp tevbe kıladığan adamlarını yaxşı görür dedi. Manası ular köp günah kılışkanından sonra tevbe kılışadigan bolsa bular taza boladı manevi taraflardan. Çünkü günahkar adamın kalpleri karayıp ketedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste aytibdilar ki, kaysi insan bir günahke yol koyadigan bolsa, bir günahke kol uradigan bolsa, günah kıladigan bolsa, nuktetun sevda deydi, mana bu kalbide kara nukta payda boladı. Günahını asaratı kalbide kara nukta bolup iz kaldıradı. Sonra yine günah kıladigan bolsa, yine kalbide kara nukta payda boladı. Bu günahlarını kayta kayta kılaveredi, nihayesinde kalbide ak cayları kamaydı dediler. Kalbide ak cayı kamaydı yani adamlar, günah nime, masiyet nime, Allah Teala saklasın, bazı bir umuman közüge aşkımaydı. Mesela, Allah'ını isleydi mi, kıyametini isleydi mi, namaz okuydu mi, halavat tapalmaydı yani bu kaladı. Yani o şey adamlar, buradalar kalbi karayı, kalbige günahlar tolup, bütün deme deydi yahşiliklerden hem tesirlenmeydigan bopkagan adamlar. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytibdiler ki insan günah kıladı, günahını asaratı insanlı kalbide buladı ve insanlı başkaradigan nerse ise kalp buladı. Şunun için ayette Allah subhanahu ve teala inna allaha yuhibbut tevvabin, Allah teala et taibin degeni ve tevvabin. Arap dilde ana Kur'an-ı Kerim'de ana ikilesiyem. Tevvab degeni kayta 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 tevbe kılara degen, çarçamayı degen, tohtamazsan bir ömür tevbe bilen yaşaydıgan insanlarını tevvab deydi. Faal degen bir Arap dilde kanun kaydı var. Bir nersanı tekrar tekrar buluşligini Arap dilde faal deydi. Yani tevvab degeni bunlar özlerini daima pakilep duradılar. İkincisi ve yuhibbul mutatahhirin ve Allah subhanahu ve teala pak, taze tazalığa itibar verip yürüyen adamlarını yaxşı görədi deyip ayet-i kerimede Allah subhanahu ve teala çürüyor. Ben hazır karayın. Bizde adamlarımızda taşkı körünüşlerimizde itibar verişlik meselesi cüde hem köpeydi. Taşkı körünüşke itibar verişlik meselesi cüde hem köpeydi. Bu yaxşı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste aytibdiler ki inna Allaha yuhibbun ve yuhibbul cemal. Allah Teala güzel, çiraylik ve güzelliğini Allah subhanahu ve teala yaxşı görədi deyip bir sahabaya aittiler. Tazalığını meselesine keseniz bana o mescidke keliyetken de Allah subhanahu ve teala Euzu billahi mineşşeytanirracim. Hudu zinetekum inde kulli mescid. Her sefer mescidke kelgen vaktlarında en güzel çiraylı kıyımlarını kıyıp gelinler deyip Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyordu. Ve hatta hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eytediler ki guslü yevmil cum'ati vacibun ala kulli muhtelibin. Cuma günü de aynen gusul kılıçlık her bir balagatki yetken insan için vacip olad dedi. Bu özümüzge tekişlik tazalığını az yine islettik cemaatke. Biz hazır bahar fesildemiz buradalar. Yani bahar fesli keli yaptı. Hança adamlarımız küttü, aynısı büyülgü baharımızı cüde uzak küttük. Akdiyabr'da kış gegen, haliyem kış koşup duruptu. İki gün burnam şimdi bulup durgenini. 6 ay kış buldu. Cüde uzak buldu. Lakin beraber bahar keldi. Bahar fesli kegenden kegin, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerini bir esleb ötmesek bu muydu? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eytettiler ki, el-i'manu bid'un ve seb'une, bid'un ve sittune, iman 70 kança şahlardan ibaret. Siz ben mendeki iman,
70 qancha shohlardan iborat. A'la la ilaha illalloh, iymonni eng yuqori o'rni la ilaha illalloh degan joy. İmanlı en yukarısı la ilahe illallah. Demek insan la ilahe illallah degeneden sön, İslam dinine kirip mumun musulman boladı. En ahırgısıyam şu boladı, la ilahe illallah'ını inkar kıladıken bosa, ten amaydıken bosa, İslam dininden çıkadı. Neuzubillah, Allah Teala saklasın. Ama hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki, a'laha la ilahe illallah, imanın en yukarı kısmı, La ilahe illallah manası Allah Teala'dan özge ilah yok. İbadetke layık başka zat yok. La ilahe illallah degeni yalgız bitti Allah Teala. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Ey Rabbimiz senge yine ibadet kılamız ve senden yine yardım sorayımız. Ve adnaha peski kısımları da imatetul eza anit tariq. İnsanlarını yollarına beriyatkan eziyetlerini, yollarını tosup durgen nerselerini alıp koyuşluk imanı, bana şu adamını mumunluğuyla dalalat diyettiler. Biz de hazır, şimdi bu hutbamızda ençe münçe tankit sözler buladı buradalar. Çünkü şu tankidi sözlerini etmesek bu meydi. Bana hazır hayatta etibar benim. Bundan bir neçe yıl evvelki hayatına itibar verin. Ve hazırki günümüzdeki hayatına itibar verin. Ata babalarımızın devrini bir isleyin de hazır yıllarını devrini isleyin. Bizde köp şikayet buladı, biz bunu mescitte etmeyemiz. Lekin cüdeyem köp şikayet buladı. Buna bazı bir şu yerde oturgan aksakallarımız bilse gerek bazıları. Ayet dedi ki, şu arıgda akıp gelen suunu bemalal içerdik deydi. İçerim diyorlar acaba. Arıgda akıp giden suyunu içerdik dedi. Hazır grantten çıkan suyunu hem içken oylarını yapmış buradalar. Bu ne demek söz? Neme sebepten arıgda akıp giden suyunu içerdik dese tazalı gide şek şüphe gelmez. Tınık bogen. Taza bogen. Meyde çüyden her sene ayeti yaptı kutubaya çıkıp demeyelik. Oşa cahaya pampersini yem. Ahlatını yem. Kiri yulgen dersesini yem. İdiş tavuklarını yiyen bir ağır nersesini taşlayamaz. Demek ki bizim dinimizde her bir nersesine itibar verildiyse, buradalar dinimizde cevabı yok, saval kogenmez. İslam degeni yaşav degeni. Her bir nersesine cevap var. Karayın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eytepler ki, İmâtatul azâni tarih, insanlarını yolda eziyet, beriyetken nersesini alıp koyuştuk, şu insanın imanından dalalat diyetti. Hani bunu biz tezkeresine ait görelik ki, insanlara zarar veriyordukken nersene taşlayıp koyuştuk, bu insandır. Mesela dalalat. Adamlarını zararına işleştik, adamlara zarar veriyordukken nersene kılıştık, bu insanlık kayısı imanına doğru gelir. Köçede bir taşını, başka hadiste ait yaptı ki, hani İsra ve Miraç vakıyasında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Osmanlı'ya kötürülgenler, ana Mekke'den Aksa geçe İsra deyledi, seyri kılıçlık. Aksa'dan Sidretul Munteha geçe çıkışlık, Miraç deyledi, kütarışlık. Ana o şecayda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki, رَأَيْتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ Bir adamını cennetke kirip alıp, hali nergi tarafke, hali bu tarafke, hali o tarafke ötüp eylenip, mezze kılıp yürgenini gördüm. Sonra ben sebebini soradım. Sebebi bir yine, Adi siz bilen ben itibar vermeyedigen derseyken buradalar. Sebebi. Ra'aytu raculan yetekallabu fil cenne. İnsanlı bir adamını ben cennette gördüm diyebdiler. Cennette eğlenip yürüptü. Mezze kılıp yürüptü. Bi gusni şeceratin emataha anit tarik. Adamlarını yolu da halal beriyetken iki yıl, bunun hadisinde devamıdır. Rivayet iki yıl bulan. Adamlarını yolu da halal beriyetken darahını tegibilen kesip yubarışlık. Ya ki adamlarını yoluge halal beriyetken darahını, şahını kesip yubarışlığı gideydi hadiste. Cennetke, biz hazır aytemiz, hemimiz aytemiz. Cennetke kirişliği için kette emeller şart mı esi buradalar? Cennetke kirişliği için kette niyetler şart buladı. Kette emellerini kılıp niyeti buzulgen olsa dozakke kete uğradı. Hacı ekeler dozakke düşüp kete uğradı.
niyetler buzuk bosa eğer. Ama niyeti mahkem boladıken bosa, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de hazır ki, ayetken hadisleri gem çöğüdüp etepler ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, imatatul eza anit tarif, yoldaki bir zararını, aziyetini, Müslümanlarga zarar beradigan narsani yoldan alıp koyuşlik, o'sha odamni cennetki kirishligiga sababchi bo'ladi deyaptilar birodarlar. Hozir qarang. Uylarimizda o'sha mana unga o'xshagan aboylarni qilishlik, eshiklarni chiroyli qilishlik ko'p odamlar, masalan, ba'zi paytda mehmondorchilikka borib qolsangiz, yo u yer bu yerga hammamizda ham shu ahvolda qisqasi. Uyini ichiga kirsangiz rozqish juda, ya'ni oliy darajada chiroyli uyga kirganda, hattoki ya'ni hamma narsa uyimiz ichida bo'lib qoldi. Uyga kirganda hamma narsa chiroyli. Ammo birodarlar shu darvozasidan kirib ketyotib qarab qo'yoringlar. Uyini tashqarisini qarayaptimi yo'qmi? Uyini tashqarisi, uyini ichi o'zi uchun, uyini tashqarisi mo'min musulmonlar uchun va payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hadislari bo'ladi. Şikayet kılıp geldi bana 2-3 gün buldu yine bir ikisi. Eğitim damla cumadan durup eğitim. Yolumuzga darah ekvagem diye. Yolumuzga bir orunda lanet giyen bradallar. Ve kattık eskertme giyen. Kattık isletedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğitepler ki ben yetekalle adamlarını yoluge ahlatını çıkaradıgan ve adamlar salkıllıp duradıgan damaladıgan caylarge ahlatını tökedigan adamlarge Allah'ın lanati bo'lsin degan hadis var. Sizde savol bo'lishi mumkin. Masalan, namoz o'qib tursa ham boshiga lanat yog'avradim desa, namoz o'qib tursa ham boshiga lanat yog'avradi. Agarchi odamlarning haq huquqini tepalayotgan bo'lsa, o'sha odamlarni yo'llariga daraxt ekib olgan bo'lsa, sal ko'chaga chiqib olgan bo'lsa, egallab olgan bo'lsa, ba'zi bir odamlar mahallasidan uydan yo'ldan ko'chadan o'tsangiz, o'tgan yili to'kilgan narsa hozir ham turibdi. O'tgan yilgi kesilgan daraxt hozir ham turibdi. Bir tosh haqida aytibdilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, bir tosh haqida aytibdilar. Shuni yo'ldan oldi, jannatga kirdi deyapti. Birodarlar, din, namoz, ruku, sajda, umra, haj, juma emas. Mana shu bilanla jannatga kiramiz deb o'ylab qolmaylik birodarlar. Din degani keng narsani tushunishimiz kerak. Ayniqsa mo'min musulmonlarning haq huquqlarini tepalab ketishlik bu bizning dinimizdan emas. Va yana bir hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadis aytadilarki, "Uridat alayya amal ummati masawiha va mahasiniha." Meni ummatimning amallarini go'zallari ham ko'rsatib qo'yildi, huniylari ham ko'rsatib qo'yildi, ya'ni buzuqlari ham, yomonlari ham ko'rsatildi, yaxshilari ham ko'rsatildi. Mana shu yomon amallarni ichida odamlarni yo'llarini halol beradigan odamlar, odamlarni yo'lini to'sadigan odamlar eng yomon odamlar deb ko'rsatildi degan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hadislari bor. Bizga bahor keldi birodarlar. Bizning yurtlarimizda shunday bahor bilinadi, yoz, kuz, qish bilinib turadi. Arabga borsangiz bilinmaydi bu narsa. Bahorda biz odamlarimizning shunday bir urf-odatlari borki, uylarini, eshiklarini, tashqarilarini tozalab qo'yishlik degan narsa bor. Borib darro kelinlarni ko'chaga chiqarib yubormaylik, chin ko'chani tozaladik. O'zimiz erkak kishi bo'lib qo'limizga bir narsalarni olib, birodarlar, bir sharti bor. Ana o'sha shartini mahkam bir niyatga qilib oladigan bo'lsa, keyin savob bo'ladi. Shu narsani men yig'ishtirayotganim, tozalayotganim, nima deydi, bir chiroyli shaklga keltirayotganligimdan Alloh taolodan sabr, savob umidida, ajr umidida jannatga balki men shu amalim bilan kirib ketib qolamanmikin degan umidda bajaralik birodarlar. Qo'shnim nima deydi ekin, mahalla nima deydi ekin, unday desak bitta ham savob bo'lmaydi siz bilan menga. Hadisda kelgan ekan, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mana shu narsani buyurgan ekanlar, shuning uchun mana uyim yana tozaroq bo'lsin deyishlik o'shanda savobga sabab bo'ladi. Endi men o'ylayman, bizning yurtlarda endi buni buyog'ida ariqdan suv ichmasa kerak, ba'zan biz odamlarni eshitamiz, ana mollarini ham, sigirlarini ham grant suvini berayotgan ekan. Nimaga desa, ariq suvini bersang o'lib qoladi deyapti. Ariq suvini bersang, chunki u sigirni boqyaptida pulga. Ariqdan suv olib kelib bersa o'lib qolsa 100 ming, 200 ming pul yo'q bo'lib ketadi. Undan ko'ra deydi, grant suvini berishimiz kerak. Bu ariqda nima oqayotganini bilmaysan deydi. Bu ariqdagi suv ximikat oqayapti birodarlar.
chet eldan kelib bizni yurtlarimizga ximikat tashlab ketganimish, kofirlar kelib bizni yurtlarimizga axlat tashlab ketganimish, dinni dushmanlari shuncha qilganimish desangiz kim ishonadi? Shu o'zimizni ro'mol o'ragan ayollarimiz, dindan nimalarimiz, hammamiz o'zimiz qilyapmiz shu ishlar birodarlar. Arani buzayotgan ham, mahallani buzayotgan ham mana shu mahallani o'zidan chiqib hamma narsani layqaladida, keyin molini ham olib chiqib sug'ormaydi. Nimaga desa, endi buni buyog'i molim o'lib qolishdan xudo saqlasin deydi. Shuning uchun birodarlar, mo'min musulmonni sifati mana bizni mana bu yo'limizga kelayotgan shu masjidga yaqinlashganingizda bir axlatxona bor. Uyatmasdan kelib tezroq tushirib yuboraylik, asr bo'lib qoldi deb porterdan axlatini tushiraveradi. Axlatni tushiradi, to'g'ri bu yerga kelib asr namozini jamoat bilan o'qib o'tiraveradi. Bu nima degan so'z birodarlar? Alloh subhanahu va taolo shunaqa ikki xil iymondan saqlasin. Ikki xil iymondan Xudoyimiz saqlasin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واهدنا الى الحق وإلى طريق مستقيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا ارحم الراحمين